Zehra. Efendim? Ben çıkıyorum. Erken değil mi? Nereye? Babanla konuşmaya. Dün söylemiştim ya. Döndüğümde kafanı kurcalayan ne varsa çözülmüş olacak. Görüşürüz. Hı hı. Görüşürüz. Babanı görmeye mi dedi? Baba nereye gidiyor? Bir şey mi oldu, iyi misin? Evet, iyiyim. Öyleyse? Gitme. Gitme lütfen. Erken mi daha? Yani kahvaltıdan sonra da gidebilirim. Hayır lütfen. Yani gidemezsin. Gitme. Yine başa mı döndük? Yani dün konuşmuştuk. Sen de tamam demiştin. Hayır, kabul etmedim. Hatta önce ben konuşmalıyım, benden duymalı demiştim. Bak, ben sadece senin üzülmeni istemiyorum. Yani bu meselenin tüm sorumluluğu bana ait. Ama babam bunu benden duymalı. Ben anlatacağım her şeyi. Hayır. Yani bu sorumluluğu tek başına sana yükleyemem. O yüzden bırak babanla ben konuşayım. Lütfen. Benim konuşmam lazım. Tamam. En azından birlikte gidelim. Bu şekilde seni tek başına gönderemem. Buna hakkın var değil mi? Var tabii. Ama bu farklı bir durum. Benim konuşmam gerekiyor. Peki o zaman. En azından seni mahalleye kadar götüreyim. Olur. E hadi o zaman. Şimdi mi? Evet. Ama yani ben daha... Sen daha pijamalarını bile çıkarmadın. Gerçi böyle de çok... hoş. Ama sen üstünü giyinsen daha iyi olur. Çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Hazır mısın? Çıkalım mı? Şimdi mi? Daha erken değil mi? Biliyorum. Acele ettiğimi düşünüyorsun ama uzadıkça daha kötü olacak. Bak stresin artacak. Daha çok heyecanlanacaksın. Ama şimdi konuşursak bu saydıklarımın hiçbiri olmayacak. Ben nasıl söyleyeceğimi bir bilsem. Tamam, o zaman beraber gidelim, ben konuşurum. Hayır, lütfen. Ben anlattıktan sonra... babamın nasıl tepki vereceğini hiç bilmiyorum. Ne hissedeceğini. Onun için de hiç kolay olmayacak. Benden hiç beklemediği şeyler duyacak. Hem... benim biraz düşünmem lazım. Nasıl söyleyeceğim? Söze nereden başlayacağım? Haklısın, tamam. Sen biraz düşün. Ben de çalışma odasındayım. Hazır olduğunda çıkarız.
Söyle işte Zehra. Söyle de bitsin. Baba. Benim sana söylemem gereken çok önemli bir şey var. Ben evlendim baba. Hem de sana haber vermeden. Önce nedenini söylemelisin. Yani neden yaptığını. Hiç kolay değil. Evet ama konuştuktan sonra her şey bitecek. Yani bir daha babana yalan söylemek zorunda kalmayacaksın. Bak şimdi dik dur. Kaldır başını. Şimdi bana daha güvenle bak. Yok başaramayacağım. Ya, konuşamayacağım babamla. Konuşacaksın. Senin suçluluk duyacağın hiçbir şey yok. Hatta bu hikayedeki en masum kişi sensin. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Evet öyle. Bütün bunları sen niçin yaptın? Baban için değil mi? O zaman. Suçluluk duyacağın hiçbir şey yok. Sen hala babanın gurur duyduğu biricik kızısın. İnan buna. Ben de gurur duyuyorum seninle. Bak, sen babana bütün bunları anlattığında anlayışla karşılayacaktır. Bunları neden yaptığını anlayacaktır. Öyle mi diyorsun? Kesinlikle. Hazır mısın? Abi girebilir miyim? Gel Ayşe. Abi, Zehra. Size söylemem gereken bir şey var. Ne oldu Ayşe'cim? Söyle. Alev. Ben onunla ilgili hiçbir şey duymak istemiyorum. Aslında konu tam olarak Alev değil. Annem. Ne ilgisi var annemle? Alev'in intihara kalkıştığını duyunca annem... Nasıl? Anlamadım. İntihara mı kalkıştı? Peki durumu nasıl şimdi? Merak etmeyin, kurtuldu. Ama anladığım kadarıyla akli dengesini yitirmiş. Orada bir akıl hastanesine yatırılacakmış. Annem de bakımıyla ilgilenmek istiyor. Onu o durumda yalnız bırakamam diyor. Nasıl? Ne demek bırakamam? Yani ne zaman iyileşeceği belli değilmiş. İyileşse de eskisi gibi olamayacak diyorlar. Annem. Sonuçta Alev onun yeğeni abi. Yani bu durumda yapacak bir şey yok Ayşe'cim. Sen üzme kendini. Biz elimizden geldiği kadar yanlarında olmaya çalışacağız. Sonuçta annem orada yalnız olmadığını bilmeli. Bana kızmadın mı? Hayır Ayşe'cim. Neden kızacakmışım? Yani... Sizden sakladık ya. Sonuçta bunu bizim için yaptığını biliyorum. Çok rahatladım. Umarım Alev de bir an önce iyileşir, annem de geri döner. Neyse Ayşe'cim, bizim çok önemli bir işimiz vardı. Daha vaktimiz var. Tabii ben sizi tutmayayım, gideceğiniz yere geç kalmayın. Tamam Ayşe'cim. Sağ ol. Görüşürüz. Güle güle. Ayşe'cim sen de kendini daha fazla üzme olur mu? Merak etme canım. Görüşürüz. Güle güle. Durur musun? Dur lütfen. Dur, inmek istiyorum. Ne oldu? İyi misin?
istiyorum. Ya niye açılmıyor bu? Dur, bir saniye, bir saniye dur. Bastın mı düğmesini? Kendim pek iyi hissetmiyorum. Neyin var? Hastaneye gidelim. Hayır, hayır, hayır. Sadece... Tamam. Sakin ol. Anladım ben. Nasıl oldun? Teşekkür ederim. Daha iyiyim. Arabada nefessiz kaldım ya. Bugün gitme istersen. Erteleyelim. Yani aslında ben... sen daha fazla gerilme diye istedim ama... eğer böyle kötü olacaksan... Aslında... bunu değiştirebilecek bir şey yok. Yarın da böyle olacak. Önümüzdeki ayda. Tam bir yıldır bunu düşünüyorum ben. Babama her şeyi anlatacağım o an. Sen haklısın. Anlatmam gerekiyor. Tepkisi ne olursa olsun şu durumdan daha iyi olacak. Korkma. Ben hep yanında olacağım. Biliyorum. Gidelim mi? Olur. Geldik. Konuştuktan sonra mesaj atar mısın? Olur. Sen şirkete mi döneceksin? Hayır. Burada seni bekleyeceğim. Burada mı? Ben ne zaman dönerim bilmiyorum. Hiç önemli değil. Ne kadar uzun sürerse sürsün. Böyle bir durumda seni yalnız bırakamam. Eğer bir şey olursa. Tamam. Gidiyorum. İstersen birlikte. Hayır. Ben konuşacağım. Yalnız. Bu yüzüğü parmağımdan son kez çıkarıyorum. Artık hayatımızda yalan olsun istemiyorum. Ben de. Burada olacağım, unutma.
yardım et. Ne olur yardım et bana. İnsan evladını hiç ayırır mı abla? Zehra benim ilk beşiğim, gençliğim, gözümün nuru. Ben onunla büyüdüm. İşte o yüzden Zehra bir yana, dünya bir yana. Öyle tabii. Şükürler olsun ki iki evladın da çok hayırlı Salim. Her gün şükrediyorum abla. Rabbim bana böyle güzel evlatlar verdi diye. Biliyorsun, Zehra beni bir gün bile üzmedi. Ne demişler Salim? Evlat istediğin gibi değil, yetiştirdiğin gibi olurmuş. Zehra bugün bu kadar dürüstse, bu kadar vicdanlıysa, bunun mimarı da sensin Salim. Sağ ol abla. Ben belki çocuklarıma mal mülk bırakamayacağım ama ikisi de vicdanlı, iyi insan oldu çok şükür. Şükür. Öyle, öyle tabii de Salim, artık Zehra'nın vakti geldi. Gönlüne göre birini bulacak, senin rızanla mutlu bir yuva kuracak inşallah. Doğru, doğru diyorsun abla. Tabii ki benim kızım da evlenecek. Babasının duasını alacak. Şu kapıdan telli duvaklı gidecek. Rabbim yazılarını güzel yazsın. Bahtından güldürsün kızlarımı. Salim, dediğim gibi Zehra'nın vakti geldi artık. Geldi de geçiyor. Bak halimize. Şu koca ömrü bir nefeste tükettik. Kocadık. Zaman bizi beklemiyor Salim. Hele gençlik dediğin, göz açıp kapayana kadar. Doğrusun abla. Ben de düşünüyorum bunları. Ama nerede öyle hayırlı iyi bir damat? Hayırlı bir yuva kurmak kolay mı abla? Sen değil misin Salim, kısmet bu işler diyen? Artık Mevlam alnına kimi yazdıysa. Zehra benim gözümün nuru. Sen şahitsin abla yaptığı fedakarlıklara çocukluğundan beri. Zehra benim başımı bir kere önüme eğdirmedi. Sözümü ikiletmedi. Bana bir kere bile yalan söylemedi. Kimseyi yakıştıramıyorum ki yanına. Bir Zehra'yı arayayım. Bugün sesini hiç duymadım. Ara. Sor bakalım ne zaman gelecekmiş? Sorarım. Artık sonra ararsın. Salim, ben sana bir şey söyleyeceğim ama öyle hemen kestirip atma, tamam mı? Bak şimdi. Mesaj da atmadı. Thank you.
Ben eve gittim. Kötü bir şey mi söyledi? Tamam, sakin ol. İçeride her ne olduysa boş ver. Tamam mı? Sakin ol. Anlatabilecek misin? Ben eve gittim. Tamam, tamam. Zorlama kendini. Tamam. Gel. Arabada bekle. Ben babanla konuşup geliyorum. Hayır, hayır, hayır. Lütfen. Gitme lütfen. Senin yapabileceğin bir şey yok. Var. Yani en azından konuşurum. Hayır, lütfen. Olmaz. Şimdi olmaz. Hadi eve gidelim. Peki. Daha iyisin değil mi? Bak, biz kötü hiçbir şey yapmadık. Bunu aklından çıkarma, olur mu? Ben senin daha fazla üzülmeni istemiyorum. Bu meseleyi çözeceğim. Babana ulaşmanın bir yolunu bulacağım. Mutlaka bulacağım. Evden çok erken çıktın. Ben daha fazla kalırsın sandım. Kalamadım. Baban bizi anlayacak. Anlamasını sağlayacağız. Ne olursa olsun bunu başaracağız. İnan buna. Zehra benim başımı bir kere önüme eğdirmedi. Bana bir kere bile yalan söylemedi. Tamam. Tamam, sen kendini iyi hissedene kadar bu konuyu konuşmayacağız. İyiyim ben. Gerçekten. Şimdi bir duş alırsam. Bence de iyi fikir. Ben buradayım. Tamam. Bu işi mutlaka çözmeliyiz. Mutlaka. Ne yapacağım ben? Allah'ım yardım et bana ne olur.
Zehra benim başımı bir kere önüme eğdirmedi. Sözümü ikiletmedi. Bana bir kere bile yalan söylemedi. Kimseyi yakıştıramıyorum ki yanına. Müsait misin? Şükran teyze arıyor. Yani belki babanla ilgili bir şeydir. Teşekkür ederim. Efendim Şükran teyze. Ha, alo? Zehra kızım. Nasılsın? Neredesin? Ben... İşteyim. Bir şey mi oldu? Oldu ya, oldu. Ne oldu Şükran teyze? Babam iyi mi? Kızım dur. Heyecan yapma, panikleme. Baban gayet iyi. Hiçbir şey yok. Biraz önce yanındaydım. Biliyorum. Biliyor musun? Nereden biliyorsun? Yok. Yani öylesine tahmin ettim. Ha, neyse. Zehra kızım. Bak şimdi ben sana bir şey söyleyeceğim. Seninle tanışmak isteyen bir çocuk var. Helal süt emmiş, işi gücü yerinde, dürüst, namuslu bir çocuk. Alo, Zehra. Orada mısın? Evet. Evet, buradayım. Merak etmiyor musun kimdir, nedir? Hayır. Yani şaşırdım biraz. Zehra kızım. Sen pek müsait değilsin herhalde. Mahalleye gel de öyle konuşalım. Ben babana da bahsettim. O da onay verdi. Gel bir an önce etraflıca konuşalım bu mevzuyu, tamam mı kızım? Tamam Şükran teyze. Geleceğim. Geleceğim dedi. Babası mı çağırdı acaba? Nasılsın? Yani çıkmayınca merak ettim. Şükran teyzeyle konuşuyordun. Bir sorun yok değil mi? İyiyim ben. Ne diyeceğim ben şimdi? Benim şimdi... Hiçbir yere gitmeyeceksin. Nasıl? Anlamadım. Gitmeyeceksin. Yani buna izin vermem. Bunun için gerekirse tüm dünyayı, herkesi karşıma alırım ben. Kim olursa olsun. Ben anlamadım. Neyi anlamadın? Yani buradan babanın yanına birlikte gideceğiz. Yani ikimizi yan yana görünce bir sefer hiçbir şey söyleyemeyecek. Ben her şeyi anlatacağım ona. Bir saniye durur musun? Ben daha babamla konuşamadım ki. Konuşmadın mı? Konuşamadım. Neden? Ben içeri girdiğimde Şükran teyzeyle konuşuyordu. Bana ne kadar güvendiğini anlatıyordu. Ona hiç yalan söylemediğimden, başını öne eğdirmediğimden bahsediyordu. O böyle söyleyince ben de karşısına çıkıp senden habersiz evlendim diyemedim. Ben de sandım ki... Babamla konuştuğumu, bana hayır dediğini sandım. Ben seni öyle ağlarken perişan görünce... Ben özür dilerim.
konuşmadığımı en başında söylemem lazımdı. Önemli değil. Çok kötüydüm zaten. Bunların hepsi geçecek biliyorsun değil mi? Hepsi geride kalacak. Ne güzel esiyor. Evet öyle. Keşke yaşadığımız sıkıntıları da alıp götürecek bir rüzgar olsa. Ama biliyorum ki yok. Sorunları çözmek bizim elimizde. Evet. İşte bu yüzden ben de gidip en kısa zamanda babamla konuşacağım. En kısa zamanda değil. Kendini hazır hissettiğinde. Araya çok da zaman girmeden. Merhabalar. Selamlar. Nereden böyle? Hastanedeydik. Kontrolüm vardı. Öyle mi? Ayşe'cim, her şey yolunda değil mi? Evet. Neden? Hiç. Sordum. Pardon. Benim buna bakmam lazım. Oturalım mı? Hı hı. Mithat Bey merhabalar. Az önce Ayşe Hanım'daydı da konuşamadım. Merhaba Ömer Bey. Nasılsınız? Teşekkürler. İyiyim. Sanırım Ayşe'nin kontrolleri vardı. O yüzden aradınız değil mi? Durumu nasıl? Durumu ile ilgili size bir mail atacağım. Orada raporlar ve hastalığın seyri ile ilgili ayrıntılı bir de tablo var. Tamam, yollayın yollayın da kötü bir şey yok değil mi? Hiç endişelenmeyin Ömer Bey. Her şey yolunda. İyileşme süreci hiç durmadı, yavaşlamadı. Aynı hızla devam ediyor. Yani sonuçlar şaşırtıcı derecede iyi. Ne oldu? Yani Ayşe iyi, tehlikeyi tamamen atlattı diyorsunuz, öyle mi? Allah'ım sana şükürler olsun. Tamam, tamam çok teşekkürler Mithat Bey. Sağ olun, görüşmek üzere. Duydun değil mi? Ayşe iyi yani tamamen geçmiş, iyileşmiş. Yani Mithat Bey biz de şaşkınız diyor. Ya şükürler olsun, Allah dualarımızı karşılıksız bırakmadı. Öyle. Ayşe'nin iyileşmesinde ne kadar katkın var biliyorsun değil mi? Ben bir şey yapmadım ki. Ayşe için yaptığım bu fedakarlığı asla unutmayacağım. Asla. Ayşe benim için çok değerli. Çok kıymetli. Ama kim olsa aynı şeyi yapardı. Biliyorum. İşte bu yüzden seni... Ne tuhaf değil mi? Ayşe bu yaptıklarını asla bilmeyecek. Aramızda bir sır olarak kalacak. Bizim sırrımız.
Sen çay mı istiyorum demiştin?